19. soru. Burada bir denge sorusu var. Dengeye bazı etkiler yapılıyor. Dengenin yön üzerindeki değişim sorulmuş. Mesela A şıkkına baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. COCL2 ekleme demiş. COCL2 dengede girenler tarafında COCL2'nin miktarı artırıldığı zaman denge etki tepki prensibine göre azaltabilmek için bunu ürünler yönüne doğru kayar. Hareket yönü ürünler yönü olduğu için A şıkkı doğru. Hacmi azaltma diyor. Hacim azaltıldığı zaman basınç artıyordu. Basınç artırıldığı zaman denge basıncı azaltabilmek için molün az olduğu yöne yani girenler yönüne kayar. Bu da doğru belirtilmiştir. Sistemi soğutma diyor. Tepkimenin endotermik olduğunu görüyorsunuz. Soğuttuğum zaman ısıda bir düşme meydana geldi. Denge ısıyı artırabilmek için ısının çok olduğu yöne yani girenler yönüne doğru kayar. Bu da doğru bir ifade. CO gazı ekleme demiş. Karbonmonoksit gazının miktarını artırdığınız zaman denge bunu azaltabilmek için girenler yönüne kayar. Ürünler yönüne dediği için D şıkkı ne olmalı? Yanlış diyeceğim. Hacmi artırırsanız basınç ne yapar? Düşer. Basıncı düşürünce denge basıncı artırabilmek için molün çok olduğu yöne yani ürünlere kayar. Bu da doğru. Bu durumda yanlış olarak belirtilen cevap D şıkkıdır.